Bu da problem oluyordu tartışmalarda birdenbire ortaya çıkınca. Hatta benim burada proje diye bir yoldaşım vardı. O varmış. Kahve, çay, çay. Anayit Demirasyan'la görüşmeye gidiyordu. Ben talihsizlik maalesef yaptım, görüşümden sonra bu meselenin peşine düşmek durumunda kaldım. Her neyse, ciddi tartışma ortada mı kaldı, ne oldu, bu iş nasıl beceriliyordu? Yani Komünist Partisi'nin dahili ne kadardı diye. Sonra 2007'de bir belgesel oldu. Bu kuşku partinin bunları satıp ortaya kazık gibi yattı, ortada bıraktığı üzerine bu kuşku uzun süre devam etti. Fakat 2007'de yapılan şeylerde belgeselde kullanılan arşivler, çünkü artık 2007 olunca Sovyet arşivi de var, bu iş için kullanacağınız Fransız polis arşivleri de daha düzenli, yani kullanılacak bütün arşivleri daha fazla elden geçirdiler ve şöyle bir sonuca ulaştılar. Aslında öyle bir satış söz konusu değildi. Yalnız da bırakılmamıştı. Ancak şöyle bir durum vardı. Şimdi Manuşyan'ın gruba gelmesi sırasında, Ağustos başında grubun başına geliyor. Ve Kasım'da da yakalanıyor. 3 aydır. Grup başkanlığı yapması Manuşyan'ın. Ondan önce Boris var. Boris de kitabını veriyor. Vasiyetname diye yazdı. Kütük gibi bir kitap. Biraz önce gitmek gerekir ama fazla da vaktinizi almayayım diyeceğim. Çünkü işi iyice uzayabilir ama Komünist Partisi'nin direniş hareketine katılımı çok problemli olmuştur. Çünkü başlangıçta Hitler-Stalin Paktı vardı. Hitler-Stalin Paktı döneminde Fransa'yı Naziler işgal etti. Fransa'yı Naziler işgal ettiği zaman Fransız Komünist Partisi Nazilerin dostu bir parti olarak gözüküyordu. Hatta Lübnan'ı basmak için gittiler. Paris garnizonuna, Alman garnizonuna müracaat ettiler. Aynı şey Belçika'da da oldu. Dolayısıyla başlangıçta zerre kadar itibarları yoktu. Zerre kadar itibarları yoktu. Yani bir kısım insan Cezayir'e gitti dirilişi, De Gaulle Londra'ya gitti. Yani ulusal cephe, daha sonra tabii ulusal cepheyi faşistler kullandı ama o zaman kullanılan ulusal cephe direniş cephesiydi. Kurulurken aslında tamamıyla Fransız Komünist Partisi bir anlamda işgalci bir devletin dostu olarak telakki ediliyordu. Dolayısıyla itibar biraz kırık durumdaydı. Bu önemli bir husus herhalde, hesaba katılması gereken. Ondan sonra her şeye rağmen Fransız Komünist Partisi kendi eğilimini düzenlerken bunu merkezden gelen yani komiterden gelen veyahut da Stalin'den direkt gelen, aslında Jacques Duclos aracılığıyla, Komünist Partisi'nin önemli yöneticisi daha sonra senatörlük yapmış olan Jacques Duclos aracılığıyla, yani bu dört ağın başındaki adam Jacques Duclos, ondan sonra aracılığıyla eylemleri yapıyordu. Şimdi bu teslim edildi mi edilmedi mi, yalnız bırakıldı mı bırakılmadı mı meselesindeki kuşku yaratan esas hikaye de şu. Şiirde de gördüğünüz gibi veyahut da filmde de gördüğünüz gibi Paris'in ortasında telaffuzu bozuk herifler, tipleri hepten bozuk. Yani maşallah hakikaten Ermeni yani. Yani bunu Paris'in ortasında görürsünüz de yani Japon duyacak haliniz yok yani. Yani şu anda eğer bir şey yapmayacaksa yarın bir şey yapacaktır diye ensemeniz lazım. Eğer o işle uğraşıyorsanız. O işte uğraşıyorsanız. Çünkü bu halk cephesinin çözülüşünden sonra gelen ki o gerici rejim döneminde aslında o antikomünist kampanya yürütülürken aslında polisi de aslında bir brigad, özel bir bölüm var. Brigad spesyal var. Ve bunlar 12 tane dedektif. Çok sıkı herifler. Burada bir kişi gözüküyor sürekli olarak arasında. Bunlar aslında daha önceden göçmen faaliyette bulunan ya da komünist, hem komünist hem göçmen olan insanları izlemişler. O antikomünist kampanyasında, yani işgalden önce, savaştan önce, İkinci Dünya Savaşı'nın patlamazdan önce. Ondan sonra dolayısıyla onların bir kenarına bir şey birikmişler. Ufak ufak yokluyorlar bir taraftan. Ve bu yoklama sırasında da tabii ki yavaş yavaş fire vermeye başlıyorlar. Yani ne eylem yaparsanız firesiz olmaz bu hikaye. Yani maç yapıyorsunuz, gol atıyorsunuz, arada gol de yersiniz. Fire vermeye başladığınız zaman
zayıflamaya başlıyorsunuz. Çünkü yeni insan kazanmak, rekrüte etmek o kadar kolay değil. Kaybetmek daha kolay bir şey. Yani giden gidiyor çünkü. Yerine birisini, güveneceğiniz birisini bulmak o kadar kolay bir hikaye değil. Dolayısıyla bu dönemde Ağustos'un başında Boris'e diyorlar ki eylemleri yoğunlaştır. Dediler ya burada işte daha sürmanşet görmek istiyoruz falan, direniş meselesini falan. Eylemleri yoğunlaştırın diyorlar. Yani eylemleri yoğunlaştırın diyorlar. Boris karşı çıktığı için geri çıkıyorlar Boris. Marushan onun üzerine geliyor. Arada bir anekdot. Bu mesele, bu kaygı sattı mı satmadı mı meselesinden dolayı çünkü iki tane Ermeni militan da silahlı bir şekilde, bunların kötü bir hali var böyle. Çünkü terör deyince dünyada bir Sırplar vardı, bir de Ermeniler vardır. Yaptıkları nanenin biri bir paraya. Boris'i ziyaret ediyorlar, öldürmeye gidiyorlar. Yani bu bizi ele verdi diye. Sonra Boris onlara açıklıyor ne olduğunu. Dolayısıyla bir sıkışma anı var. Boris durumu gözüküyor, görüyor ve yani daha fazla arttıramayız deyip geri çekiliyor. Manuşyan bu görevi üstleniyor. 3 ay üstleniyor. Bu 3 ay süresince en az 2 günde bir eylem yapılıyor. Bazen 3 günde 2 eylem yapılıyor. Gerçekten yani işte miktarı kafi miktarda insan öldürülüyor, yerler bombalanıyor vesaire falan hikayesine. Son bir ayda filmde de kısmen anlayabileceğiniz gibi aslında mütereddit. Yani bu işte bir numara var. Tezgahta mı istiyor? Tezgahta olmak hikayesi şu aslında. Sonradan bak, Manuşar'ın mektubunun doğru olduğunu ama tahmin ettiği kişinin yanlış olduğunu öğreniyoruz. Bir satış var. Satış partiden değil. Davidoviç diye siyasi komiser var. Davidoviç'i bu dediğimiz adam yakalamışlar ve kendisi işkencede konuştuğu için değil. Karısını getiriyorlar, karısına işkence yapmakla tehdit ediyorlar. Ve Davidoviç orada fire vermeye başlıyor. Ama A çok sık örüldüğü için, yani daha sonra çok iyi, çok gizli bir şekilde örüldüğü için öyle bir günde 50 kişiyi, hani bizde oluyor ya bazı tefkifatlar, bunun köylü gibi oluyor, bilmem ne kadar insan gidiyor falan. Öyle olmuyor. Dolayısıyla oradaki daha sonra yanına başkomiser diye aldığı belediye polisinin diyelim ki üstündeki herif, siyasi polis ne diyor? Yakalama diyor, bırak kalsın dolaşsın diyor, tamam mı? Yani kuyruğunu takıyorlar, dolaştırıyorlar dolayısıyla. O bir zaman oluyor ve dolayısıyla aslında bu süre Manuşyan yapan veyahut da kızıl afişi ortaya çıkaran sürede 3 aylık bir şey. Mesela 2007 yılı itibariyle diyebiliriz ki bu belgeselde iyi kötü olayın işte kuşkulu gibi gözüken yarada giderilmiş oldu. Bu hikaye çeşitli yanları vardır. Mümkün olursa bugün ben bir şey denemeye çalışacağım. Bu insan malzemesi oraya nasıl yığıldı? Bu insan malzemesi derken tabii ki Manuşyan ve Kızıl Afiş olduğu için biraz başka şeylerden bahsedeceğiz ama esas olarak da tabii ki iki komünite, yani Yahudi ve Ermeni komünitesi bu direnişte önemli bir destek ağı oluşturdu. Bunlar doğrudan doğru Komünist Parti'ye üye olmasalar bile aile çevre ilişkisi itibariyle veyahut da biraz sonra anlatacağım başka bir nedenden dolayı bu grupta genel olarak tabii aslında Maki'de de direniş var. Yani Fransa'da Maki dediğimiz kırsal kesimde de direniş var. Orada da mesela Yahudilerin önemli bir payı var. Bunun nedenleri açıklanabilir. Ama nedenlerin açıklamasını sadece şey olarak düşünmek doğru değildir. İşte mücadele etmeselerdi zaten öldüreceklerdi. Onunla sınırlı olan bir hikaye değil. Çünkü buraya gelen insanlar işte Macaristan'dan, Romanya'dan gelen, Almanya'dan gelen Yahudiler. Bunlar Nazizmin ne olduğunu biliyorlar.
belgesellerde, çünkü bunların çoğu aslında bir de profesyonel devrimci falan diyorlar, diller de kimisi işte zanaatkar manatkar gibi insanlardı. Mesela bunlarla yapılan ilk dokümenterde, yani 85 yılda gösteren 76'da yapılan dokümenterde hepsi ağlayarak bu hikayeyi anlatıyordu ve bugün olsa yine aynı şeyi yaparım diyordu. Yani direnişe katılmaları ölürüm diye değil. Yani biz bu kötülüğü Fransızlardan ne olduğunu, Nazizmin ne olduğunu Fransızlardan daha iyi biliyorduk. Ve bundan kaçış olmadığını anlamıştık. Dolayısıyla mücadele etmek lazımdı diye. Bu 1915 meselesi için, Nora gitti ama, yani ara yayınlarından çıkan Melli Manuşyan'ın Manuşyan kitabı var. Eğer onu okursa orada da Melli de aslında söyler ki aslında ikisi arasında bu Yahudilerin gönderilmesiyle, çünkü Fransa'da Yahudiler de tabii ki Vichy hükümeti döneminde toplandı, gönderildi, gördüğünüz gibi filmde vesaire, bunları gördüğümüz zaman diyor, o zaman biz kendi çocukluğumuzdaki hikayeleri hemen hatırladık, gördük ve buna hemen karşı çıkmak, yani kendi ailelerimizi gördük, yani öyle bir özdeşleştirme söz konusu. Hikayeyi biraz geriye saracağız. Dolayısıyla bu insan malzemesi oraya nasıl yıldı diye. Buraya gidelim. Dolayısıyla biraz Ermenilerden bahsedeceğiz. Bu Ermeni cemaati oraya, bu işe nasıl girdi diye. Sadece Manuşyan meselesi değil çünkü. Manuşyan bildiğiniz gibi aslında işte Adıyaman'da, oradan Suriye'ye, Lübnan'a geçiyor. Lübnan'da şeye geçiyor. Orada işte Fransızca Manasya söylüyor. Oradan Mahsene Mahsene üzerine Paris'e gidiyor. Çok güzel. Edebiyatla ilgilenen bir adam, Fransızca şiir yazabilecek bir adam, gördüğünüz gibi Baudelaire'den Fransızca'ya Ermenice'ye çeviri yapıyor vesaire falan. Sorbonne'da bir takım kurlara devam ediyor, meraklı, otodidak bir çocuk, çevresini sevilen bir insan. Citroën'de tornacı olarak çalışıyor, işsiz kaldığı zamanlar güzel sanatlarda modellik yapıyor. Çünkü gördüğünüz gibi adıyla şınav çekiyor. Yani öyle bir sportmenliği var, o şey değil yani, bir gerçek. Politizasyon açısından şöyle bir durum var. Ermeni toplumu büyük miktarda aslında tabii ki soykırımdan sonra oraya gidiyor. Ama oraya gittiği zaman iki sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Oraya taşraklar da gitmiş oluyor. Taşrak olmayanlar da gitmiş oluyor. Bir Sovyet Ermenistan var. Sovyet Ermenistan'a 1918 Ermeni Cumhuriyeti'nin yıkılıp Kızıl Ordu tarafından Ermenistan'a ele geçmesinden sonra Sovyet Ermenistan'a kurulduğu için, dolayısıyla Ermeniler arasında Sovyet Ermenistan'dan yer almak veyahut da birinci cumhuriyetten, yani taşlıkların kurduğu cumhuriyetten yer almak, bu ciddi bir ayrımdır. Dolayısıyla ulusal günler ikisi tarafından farklıdır. Dolayısıyla cemaat içinde bir partizan savaşı var. İki parti arasında partizan savaşı var. Ermenilerin bir dergisi var, pardon taşlıkların bir dergisi var, Araç diye. Yani ileri, yani Berwart veyahut da işte Avanti, klasik ikinci internasyonel şeylerin bir periyot veyahut da diyelim ki partilerinin yayın organı gibi. Bunun yanı sıra 1921'den itibaren kurulmuş başka bir teşkilat var. O da Hayastan'ı okuturken komite, yani Hayastan'a yardım cemiyeti komitesi. Bu tabii ki işte Ermenistan, çünkü saldırı hastalıklar, yoksulluk, açlık vesaire falan çok yoksul bir yer o yıllarda. Dolayısıyla yurt dışındakiler Yerevan'da kuruluyor, onlara yardım cemiyeti kurulacak. Bu yardım cemiyeti, yani yardım derneğiyle ilgilenenler de büyük miktarda Ermenistan'ı destekledikleri için, hani garbi kızıl anlamına geliyor öykü dört tarafından. Yani o zaman kafadan Ermenistan'ı destekliyorsan kızılsın diye. Bunların bir ilişkisi. Bunun yanı sıra bu bir Ermeniler arasında bir teşkilatlanma oluyor. Taşrakların dışında kalanlar, işte Sovyet Ermenistan tutanların yaptığı bir cemiyet, dernek. Burada bir örgütlenmeleri söz konusu oluyor. Bunun yanı sıra yine konumuzda tabii ki çok yakından bağlantılı olan bu Mendevre Birliği, M-O-I diye, İLO diye çevirmişler. Doğru değil. İLO başka bir şey. Ondan sonra 1924'te sanıyorum galiba Fransız Komünist Partisi Mendeur Etranger diye, yani yabancı emekçi, emek gücü diye bir şey çevirdi, kurdu. Sonra bir yıl sonra onu şey yaptılar, değiştirdiler. Yabancı lafı hoş bir şey değildi.
göçmen diye yaptılar. Ve burada o zamanki işte Kominterne'nin vesaire anlayışına göre de belki aslında bir ülkedeki çeşitli halklara tek parça toplayacaksınız ve o dillere göre yani diyelim ki işte Almanlar vardı, İspanyollar vardı, İtalyanlar vardı. Mesela 1500 İtalyan üyesi vardı Frans Komünist Partisi'nin. Ve İtalyanca alt dil, yani alt seksiyonlar bunlar, o dillere göre oluşuyor. Ve bir ara Arnavut bile vardı, bir ara, bir kısım süre. Başından itibaren bir Ermeni seksiyonu, Ermeni alt seksiyonu oldu. Ermeni alt seksiyonu oldu. Yaklaşık tahminimiz 100 civarında bir üyesi oldu. Yani gidiş gidiş değil ama 100'ün altına hiç düşmedi. Ama bu 100 kişi biraz önce söylediğim bu Ermenistan'a yardım komitesinin içinde olduğu için cemiyetten soyutlanmış, toplumdan soyutlanmış, yani kendi cemaatinden, toplumdan soyutlanmış bir 100 kişi değil bu. Onlarla bir tür organik bağları var o vesileyle. Bu zaten örgütlenmede bildiğiniz gibi Mendover Emege'nin örgütlenmesi. Yani göçmen işçilerin örgütlenmesi ama alt komitesi de Ermenilerin gibi. Bu önemli bir husus. Tabi 1930'lu yıllar da Avrupa'nın her yerinde bir civcivlenme var. Rica ederim. Rica ederim. Ondan sonra. Önemli olaylardan biri şu tabii ki. Birincisi 34'te Fransa'da çok ciddi bir Aksiyon Fransız'ın eylemi oluyor Şubat ayında. Şubat ayında çok ciddi, yani bu işte faşist bir hareket. Ve buna karşı 34'ten önce şunu söylemek lazım ki Fransız Komünist Partisi özellikle Komünist Enternasyonel'in 1928'deki sınıfa karşı 6. Kongresindeki sınıfa karşı sınıf pozisyonuyla diğer işçi partilerinden soyutlanmış vaziyette. Çünkü onları da sosyal demokratları da faşistlerle aynı kulvarda gördüğü için bir anlamda böyle tecrit edilmiş bir parti konumundaydı. Naziler de 33'te orada işgale gelmişler. Bunlar tabi aklı başında olan insanlar Almanya'daki Komünist Partisi'nde suçlu buluyorlar. Ondan sonra çünkü gün geldi Naziler'le birlikte aynı referanduma oy verdiler vesaire falan. Fransız Komünist Partisi'nin durumu pek parlak değil. 34'te bu Aksiyon Fransız'ın eylemi olduktan kısa bir süre sonra işçi hareketinde tamamen gelişen, yani sosyal demokrat da o zaman orada sosyalist partinin ki, sosyalist partinden, komünist partinden her türden işçiler inanılmaz derecede tamamen birleşik bir hareket geliştirdiler. Birleşik bir hareket geliştirdiler. Buna paralel olarak da aslında Komünist Enternasyonel'de bir tartışman oldu. Toyyat diye Ergoli Takma ismiyle 34'teki plenumda aslında bu görüşün aslında değiştirilmesi gerektiğini söyledi ve yavaş yavaş burada bir yumuşama olunca Fransız Komünist Partisi de bu aşağıdan gelen tazyikle Sosyalist Parti ile, yani onun sendikasıyla şeyden ilişki kurmaya başladı ve 34'ten 36'ya Fransa'da aslında işçi hareketi onunla birlikte aslında genel olarak tabii kültürel hareketler vesaire falan da büyük bir gelişme kaydettiler. Bu gelişmenin yanı sıra tabii ki şunu söylemek lazım, 34'ten 37'ye elimizdeki rakama göre neredeyse Fransız Komünist Partisi'nin üye sayısı 10 kat arttı. 10 kat arttı. Dolayısıyla bu göçmen işçilerde böyle bir yükseliş döneminde büyük miktarda Komünist Partisi ile işliğe geçmek durumunda kaldılar. Birkaç nedenden dolayı işte bir yeni jenerasyon yetişiyor, 3-5 sene yetiştiğin, tabii sadece bu olay değil birçok olay üst üste binmeye başlıyor ondan sonra. Dolayısıyla bu 34'den sonraki dönemde göçmen işçiler bu işin içine girdiler. Arkasından 36'da halk cephesi oldu Fransa'da. Fransa'daki halk cephesinden 1-2 ay önce Nisan'da oldu, o Şubat'ta İspanya'da halk cephesi kazandı. O bir Avrupa'da motivasyon oldu Mussolini ve Hitler karşısında İspanya'da böyle bir gelişme olması. O bir avantaj oldu ve arkadan Nisan'da Fransa'da halk cephesi kazandı.
bugün dünyanın birçok yerinde gördüğünüz aslında ücretli hafta sonu tatil dediğimiz şey falan o zamandan kalma. Biz onun için mücadele etmedik. Bize beleş geldi o hikayeler. Bazı birçok ülkelere, çünkü bu iş böyledir biraz. Yani evrensel bir şey olduğu için bir yerdeki kazanım başka yerlerde silah edilebilir, tersi de olabilir gibi. Dolayısıyla ilginç bir dönemdi bu. 36 Temmuz'unda da Franco İspanya'da darbeye girişti. Franco İspanya darbeye gittiği zaman ne anlatıyorsun diye diyeceksin sen şimdi. Gene mevzuya döneceğiz. Bu direniş hareketinin bir başka faktörün ortaya çıkmasına şahit olacağız. Nedir o faktör? İspanya İç Savaşı. Bu insanların bir kısmı, öteki kısmı da buraya geçebilir. Burada boş yerimiz var. İnsanların öteki kısmı. Evet. İspanya'ya gittiler. Yani İspanya'ya giden şeylerin önemli bir kısmı, uluslararası Tugay'a katılan önemli bir kısmı Fransa'dan. Zaten Fransız Komünist Partisi'nden gitmedir. Yoksa hemen hemen hepsi Fransa'dan gitti. O zaman bir ademi müdahale, yani müdahale etmeme siyaseti vardı. Fakat Léon Blum hükümeti, yani Halk Cephesi hükümeti başlaydı. O bir tür oranın bir geçiş yeri olmasına sesini çıkarmadı. Dolayısıyla Fransa'dan İspanya'ya geçiş yap, oraya katılmak imkanı oldu. İspanya iç savaşına katılan insanlar bu grupta var. Yani tespit edilen 15 Ermeni militan var. İspanya iç savaşına katılmış olan. 100 diyor ama yani onlar da herhalde Acem sınırında askerlik yaptıkları için palavra atıyorlar. Tespit edelim 15, belki 1-5 daha falan şey yapabilir. Ayrı hikaye. Ama tabii Komünist Partisi üyeleri içinde bakarsanız diğer milletlere göre diyelim ki, hatta Fransızlara göre falan oransal olarak yüksek. Ama tabii küçük rakamlarla böyle orantı kurmak akıllıca bir iş değildi ama biz yapmış olduk gene de. Dolayısıyla bu çok önemli bir hikaye. Burada Fransa'da bir tabiri vardı. Ferle İspanya, yani İspanya yapmış olmak, yani İspanya'da savaş yapmış olmak aslında bir tür bir tecrübeydi. Önemli bir tecrübeydi. Ve bu direnişin önemli uslarından bir de aslında İspanya'da savaşmış olmaktır. Manuşyan da aslında gitmek ister. Fakat üsttekiler derler ki kadro kıtlığı var, sen burada ayrılma. Çünkü Manuşyan aynı zamanda bu şeyin Ermenistan Yardım Komitesi'nin yönetim kademesinde bulunuyor. Dolayısıyla işte 1 milyon veya 2 milyon frank toparladı bu cemiyet şey için, İspanya için. Ermenistan Yardım Komitesi aynı zamanda İspanyol Cumhuriyeti için, yani sadece Ermenistan'a para göndermedi, İspanyol Cumhuriyeti'ne de gönderdi. Dolayısıyla İspanya, orada yazışmalar var. Oradan yazışmalar falan var. Yani gerçekten oraya giden militanlar, yani hem orada kendi geçmişlerine meydan okumak, hem Nazizm tehlikesine meydan okumak vesaire. Nasıl yani oraya giden İtalyanlar, Almanlar belki bir bakmak kendi geçmişleriyle cebelleşiyorlardıysa, aynı şekilde bu Ermeni militanlar da kendi geçmişleriyle bir tür hesaplaşmak veya onlara meydan okumak için gidiyorlardı. Dolayısıyla bir malzeme de oradan çıktı. Ciddi bir sorun şurada çıktı. ...36-37'de... bu Ermenistan Yardım Komitesi kapanmak durumunda kaldı ve Manuşyan onun yerine işte Franco-Ermeniyan Halk Birliği falan diye bir dernek kurmak durumunda kaldı. Niye kapandı? Burası ne salonu? Zabel Yesayan salonu. Zabel Yesayan ve ondan önce Dikran Zabel, yani burada Osmanlı'da yaşamış olan sosyalistler Fransa'da öldüler ve oradan Fransa'dan Zabel 36'da, Dikran 33'te aslında Ermenistan'a gitti. Ve Stalin temizliği sırasında hem Ermenistan Komünist Partisi Berya Tiflis'te başına kurşun sıktı, öldürdü ve bütün tabiri caizse uluslararası ilişkileri olan veya ileri gelen birçok halklarda olduğu gibi, sadece Ermenilerde değil, birçok halklarda olduğu gibi entelijansiya ayıklandı. Ayıklanınca bu tabii ki göçmenlikte bu Ermenistan Yardım Derneği'nde büyük bir itibar kaybına neden oldu. Onun için bu dernek kapandı. Bu dernek kapandı ama ilişki devam etti. Yani insanlar arasındaki işte ilişkiler devam etti diyelim ki. Dolayısıyla
39'a geldiğimizde, 39'a geldiğimizde henüz daha aslında Manuşcan öyle yani kendi cemaatinde tanınan, partiyle ilişkisi olan, Belgin'den ne kadar adı güzel gözükse de, çünkü Belgin'in adı Bel'den dolayı güzel değil, Paris Komün'de sonuna kadar direnen arondisman olduğu için önemli diyelim ki, ama yani her zaman öyle midir, şimdi giderseniz öyle bir şey yok tabii. Zaten şimdi Belgin'de Fransız da bulamazsınız, göçmen diyarıdır yani işte Kamboçyalılar, Çinliler, Araplar vesaire var, her neyse. Dolayısıyla Belgin'de delegeydi. Demek ki orada da bir komünite vardı, yine bir Ermeni cemaati vardı ki orada seçilmişti. Ve tabii ki işsizlik vesaire, gündelik hayatın kazanma zorlukları, ortada ciddi anlamda bir durum söz konusu değildir. Savaşın başlamasından önce de, biraz önce başta söylediğim hikaye bu, Hitleristan'ın baktığından dolayı büyük bir itibar kaybı var. Ondan sonra geliyoruz olayın kendisine. Olayın kendisine geldiğimiz zaman, dediğimiz gibi merkezden yürütülen bir stratejiye göre derbe çatma. Yani buradaki gördüğünüz tipten mesela Marcel Reimann burada çok iyi anlatılmış. Gerçekten fevri bir çocuk, atak bir çocuk. Ondan sonra cuma. Hakikaten yüzmeyi çok seviyen bir çocuk. Ama böyle disiplin, misiplin falan bilmem ne falan hak ettirir ve o grubun oluşumundan da baktığınız takdirde yaş farklılıkları var. Yani ortak bir tezgahtan geçilmiş bir durum değil. Ama o kısa dönemli mücadele içinde tabii ki bir silah arkadaşlığı, amiral terminde silah arkadaşlığı doğuyor. Ve bu süre zarfında bu özellikle savaşçı dediğimiz en iyi durumda 60 kişi, militanlarla 100 kişi demiştik. Bunlar benim bildiğim buradaki rakamda 1600 frank değil, 2300 frank alıyorlardı. Yani Fransız Komünist Partisi tarihçi Stefan Courtois'un verdiği rakam o, bilmiyorum yani yalan veririm. Ayrıca 700 frank da helal olsun yani hep çocuklara. Ondan sonra acaba niye? Bunlar aslında normal gündelik bir hayat yaşamıyorlar. Burada biraz daha normal gibi gözüküyor. Çünkü kaçak göçek oldukları için izlenmeyecekler, yer değiştirecekler, sabah bir yere gidecekler, akşam dönecekler vesaire falan. Bütün bunun için profesyonel bir hayat sürdürüyorlar. Yani gündüz bakkal olup da gece eylem koyacak hali yok. Yani öyle bir durumda olduğu zaman, iki saat oradan kaybolduğu zaman müşteri de fark eder, polis de fark eder ki işte yani kiosktaki gazeteci yok veyahut da bakkal ortadan kayboldu diye. Dolayısıyla bu grubun oluşması biraz eldeki dar imkanlara göre. Yani bunun geniş imkanı oldu mu onu da bilmiyorum yani. Herkes herhalde böyle bir kadro seçerken o hani bazı filmlerde oluyor. Hepsi bir orduya bedel insanlar, çeşitli muharetler oluyor. Hepsi vurdum böyle 20 kişi yıkıyor, 50 tane silah kullanıyor falan. Öyle herhalde insanlar bulmak da zor. Yani her böyle ortamda hani öyle insanlar zaten yok ya, bari valisi ayrı hikaye ama hani varsa da böyle bir ortamda bulmanız biraz zordur. Onlar çünkü nihayetinde paralı asker gibi. Bunlar paralı asker değil ya. Normal hayatlarını yaşamış olan insanlar. Dolayısıyla bu 3 aylık süre zarfında böyle tarihe mal olmuş olan bir macerayı yaşıyorlar. Devam var mı? Çeşitli devamları var tabii bunların. Yani çeşitli kaynaklar yapabilirsiniz, çeşitli çıkartmalar yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki bu Mendeuve Emirgen'in Paris ölçeğinde değil, Fransa'daki yetkilisi Arthur London diye bir İspanya İç Savaşı'nda bulunmuş bir Stalinist, Troçkist temizliği yapmış. Burada bu işin şefi. Daha sonra savaş bitiyor. İsviçre'de ciğerlerinden hastayken zorla diyor ki aman Çekoslovakya'da sen Dışişleri Bakan Yardımcısı olacaksın diye götürüyorlar. 1952'de tekrardan 1936'ya benzer bir Moskova mahkemeleri benzer bir mahkeme kurulmaya yüz tuttuğu zaman tutuklanıyor.
ve Arthur Lander'ı Troçkistik'ten yargılayacaklar neredeyse soruşturmada. Çünkü Mendel ve Müge'yi Mumer Uriye Enternasyonelist diye okuyorlar. Yani dolayısıyla bu da bir Troçkistik bir enternasyonist olduğuna göre diye. Ondan sonra bu kendi Arthur Lander'ın itiraf kitabında var. Bunu zaten işte o zaman 10 küsur sene önce Agostagi Donanışan kitabı çıktığı zaman yazdığımızda kaynak göstermiştik. Bu hazin olan tabii ki başka hususlar da var. Bunlardan bir tanesi filmde gördüğünüz orada yaşayan insanların işte bir düğün dediler. İşte Ermenistan meselesi falan. 1936'da 1000 Ermeni Paris'ten, bunların içinde komünistler de var. Dönüyorlar da bunların hemen hemen hepsi Sibirya'ya sürgüne gidiyor. Daha ilginci Meline, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Ermenistan çok büyük bir kayba uğradığı için İkinci Dünya Savaşı'nda dışarıya çağrıda bulunuyor. Gelin, katılın vesaire falan diye. Ve oranın önünde buradan da gidenler oldu ama Fransa'dan, yani başka yerden daha fazla gidenler oldu. Bunların bir kısmı, Allah kolaylık versin, ilginç ki Meline döndü ve Meline Manuşyan, ki o da aslında gerçekten kültüre bir insan. Zaten önemli bir yerde hocalık yaptı vesaire falan birbirine. Manuşyan kitabını da 1954'te Yerevan'da yazdı ondan sonra. Ama detant olarak kadar, yani Batı ile yumuşama politikası ortaya çıkana kadar yurt dışına çıkamadı. Ve çıktıktan sonra da geri dönmedi. Dolayısıyla bu hazin hikayenin içinde başka hüzünlü yanlar da var aslında. Ama yani deşersek başka neler çıkar, bu grubun içinden daha ilginç insanlar var. Mesela diyelim ki bir Diyarbakırlı var bu grubun içinde, Dikrem Oskeliçen diye. Bu anılarını yazdığı bir yandan da Ermenice çıktı. Bu olaydaki yoldaşların anısını yazdı. Mısır Komünist Partisi'nde yer almış olan, komitelerde yer almış olan, İspanya'da brigada yer almış olan ve tabii ki bu Manuşyan grubunda yer almış olan bir insan. Sonra siyasi anılarını da yazdı. O da afişte yok. Afişte yok. Afişte ölenler var. Sağlara koymuyorlar. Onlar yakalanmadı çünkü. Yani dikkat edin aslında 100 kişi diyorum yani. Verilen fire 23 burada. Sirayet etmedi. Onun için yani böyle bir hikayede arkadaşlar yani hepimiz bu işleri az buçuk yani memlekette uğraştık yani böyle sağlam teşkilatın dörtte birini veriyorsun yani. Türkiye'de ben böyle bir şey görmedim yani. Dörtte birini kurtarsan Türkiye'de büyük başarıdır. Yani örgütlenmenin şeklinden geliyor çünkü yukarıyla bağ koptu mu yani Manuşyan konuşmadı mı ötekiler ne konuşacak zaten, bağlantı yok zaten. Üç kişi var Paris bölgesinde yönetici olan. Bunlarla bağlı olan insanlar var, randevular var vesaire vesaire yani o bildiğimiz anlattığı hikaye. Velhasıl Kerem bu işin içinde de dediğimiz gibi buyurun efendim. Evet, kusura bakmayın. Buyurun. Estağfurullah biz kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın biz erken başladık. Evet, estağfurullah diyeceğim. Teşekkür ederim. Son bir şey tabii. Grupta, tabii grubun içinden bu Çekoslovakya hikayedeki bu işin ortaya çıkmasında belki payı olan veyahut da birisi Manuşyan'ın mektubunda sözlü ödülen birisi var. Manukyan'ı unutmayın diyor. Manukyan dediği buradaki Tavukyan, Tavikyan. Arpen Tavikyan. Yani Manukyan sahtekâr evrakı. Bu da herhangi Türkçe'de bir yerde çıkmadığı için onu da anlatayım. Bu gruptaki tek dışarıdan gelen adam. Geri kalan hepsi Avrupa'daki Nazizm'den kaçmış olan insan. Bu ise Stalinizm'den kaçmış. Genç yaşta 1917 Ekim devrimiyle Kızıl Muhafızlar'a daha sonra Kızıl Ordu'ya katılan Bakü Komünü'nde üç kez yaralanan yani Şaumya'nın başkanı olduğu komünde çarpışmalarda üç kez yararlanan, daha sonra sol muhalefet üyesi olan, Sibirya'ya sürülen, Sibirya'dan kaçıp İran'a giren, oradan işte Troçki'nin oğlu Paris'teki Levsedov'la ilişkiye geçip
kısaca işte bir süre sonra oraya gidip orada çalışan vesaire vesaire derken daha sonra bir türlü tespit edilemeyen bir şekilde Manuşyan grubuna katılan. Ama şunu biliyoruz, birkaç kaynakta, özellikle tabii ki Dikram Eskoreçen kitabında da aslında, görüşlerini çok açık bir şekilde hem Melin'e biliyor, Melin'in de kitabında var, hem de Dikram Eskoreçen de, yani kendisinin Stalinizm hakkındaki görüşleri veyahut da o andaki Fransız Komünist Partisi hakkında Sovyetler Birlikler görüşleri bilinen bir insan. Arpen Tavetyan ilginç bir insan. Bizim çok sevdiğimiz, devriminde en önemli romancısı diyebileceğimiz Victor Serge'in Bir Devrimin Kaderi kitabında bunun bundan ciddi bir alıntı yapar. Yani çünkü bu çünkü Sibirya'daki sürgün hayatını batıya yansıtan ilk insanlardan biri. Üç kişiden biri Anton Siga, biri Victor Serge, biri de bu. Bir de bu zat-ı muhterem var. Bu grubun en yaşlısı. Bu Manuşyan'ın en çok güvendiği, askeri bakımdan en çok güvendiği kişi. Çünkü Kızıl Ordu'da subaylık yapmış bir adam. Yani geri kalan hepsi yaptığı şey, yani işte Rayman'ı gördüğünüz burada atak birisi, öteki biraz İspanya yapmış diyelim ki vesaire falan. Ama bu bayağı askeri eğitimden haberdar bir adam ve hatta siyasi komiserlik de yapmış. Dolayısıyla bu da infaz edilenlerin arasında bir tip. Dolayısıyla böyle bir tabloya baktığınız takdirde bu tabloda sonrası için düşünecek bir dizi husus var. Sonrası için düşünecek husus var derken tabii ki bugün için tabii ki göçmenlik insanlığın her zamanki en büyük sorunlarından biri de değil, kaderinden biri diyelim ki. Çünkü göçmenliği biz yeni fark ettik sanki ama tarih boyunca göçmenlik diye bir şey var. İltica diye bir şey var. Fransa'da bu insanların yaptığı direniş ve ardından tabii ki infaz edilirken yaşasın Fransa diye bağırmaların ise başka türlü de düşünmek gerekir. Çünkü bunlar yaşadıkları ülkeden, yurtlarından diyelim ki atılmış, sürülmüş insanlardı ve Fransa bunlara aslında vatandaşlık vermese de, bunlar vatandaş değillerdi, vatandaşlık almış durumda değillerdi yıllar geçmiş olmasına rağmen. Ama yine de orada kabul edilmiş olmaları, kendilerine göre başka bir Fransa tasarlıyorlardı. Onların kafalarındaki Fransa demek ki Vichy hükümetinin Fransası değildi. Vichy hükümetinin Fransası değildi. Yani bütün bu yabancılara kucak açabilen bir Fransa olarak düşünüyorlardı ve onların tabii yaşasın Fransa dedikleri esas olarak o Fransa'ydı. O Fransa'ydı. Bugün için bir şey söylenebilir mi? Aslında böyle bir geneleme yapmak ne kadar doğrudur bilemiyorum ama genellikle daha bir toplum dışı mahluklar olarak göçmenlerin radikalizasyonu çok rastlanan bir şeydir. Dünyanın neresine giderseniz gidin aslında genellikle ya sinerler, göçmenler veya azınlıklar gibi ya sinerler veya da radikalleştiler. Atak hale gelirler. Çünkü ya o kapanacaksınız, kendinizi koruyacaksınız veyahut da o sistemi değiştireceksiniz. Radikal bir şekilde değiştireceksiniz ki ayakta kalabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Veyahut da sizin gibi herkesin yaşayabildiği bir ülke hale getireceksiniz diye. Ben biraz su içeceğim. Biraz sözü size vereyim. Uzun bir söz. Evet. Bu geçen sene bir Sol Monikan diye çıkmıştı. Bu gruptan herhalde birisi ölmüştü. Evet, Çakarya mı? Ağustos'ta yazdım. Evet. Onun yeri neresi burada? Yani bu tablodaki şey. Çakarya, Manuşyan çok yakın arkadaşı. Ama bu dediğim gibi yani bu şimdi 100 dedim, 60 dedim, tamam mı? Bunlar yakalanınca en kötü durumda gene 40 kişi kaldılar. Tamam mı? Yani bu savaşçı dediğim kesin. Çakarya'nın birinci halkada ve kitapları var bu konuda. Hatta okullara gidip, bu çünkü şöyle bir durum oldu. Mesela bu dediğim Dikram Eskoreçen olsun, mesela Arpen Tavetyan için de, Ortoroçkis dediğim adam için de çok matrak bir durum oldu. Ermenistan Sosyalist Cumhuriyeti mesela iadeye itibar yaptı. Çünkü onlar Troçkis oldukları için hain. Kızı ve karısına da iade itibar yaptılar orada.
O tabii şey dedi, Ermenistan'daydı, iade itibarda bulundular. Bu öyle bir efsane hale geldi ki, yani işte Macron mesela Çakaryan'la görüşüyor diyelim ki, hatta bilmem kimle görüşüyor, tamam mı? Çünkü artık bu bir tür ritüel haline geldi. İnkar edilemeyecek bir şey haline geldi. Çakaryan birinci halkadan bir insandı. Birinci, o okullara gitti, anlattı ve böyle sanıyorum iki tane ne? Kitap yazdı. Yani sonra kitaplar arttı üzerine. Roman var, polisiye roman var. Adı Didier, soyadını telaffuz edemediğim, senin de aşağıda aradığın o kitabı bul ama o kitabı bul, yazıktır kitabı. Resimli romanlar var. Böyle bir trajik bir hikaye bir tarafıyla. Kendisi Sakaryalı galiba, değil mi? Çakaryan mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Kim? Çakaryan. Evet, o öyle. İşte tabii burada gördüğünüz Aznavurların çok yakın, yani bir de ondan sonra şey annesi o Menle'nin kitabında da var zaten. Yani cemaat içine bu Ermenistan Yardım Komitesi dolayısıyla siyaseten şöyle veyahut da böyle olsa bile o Ermenistan'da manevi bir ilişki kuran insanlarla da işte bir organik bağ oluyor. Dolayısıyla kendi çevresinde meşru bir insan. Yani çünkü şimdi teferruata girmiyorum ama mesela bu Arpen Tafik'ten yaralandığı zaman Fransız Komünist Partisi'nin hastanesi yok. Nasıl oluyor? Ermeniler kendi aralarında bir Ermeni doktor buluyorlar. Ona işte yarasını tedavi ettiriyorlar. Onu işte gene Ermeni bilmem neyin yapıyorlar. Mesela bu dolayısıyla cemaat halkası korunmak için orada daha rahat oraya giremiyor çünkü. Nüfuz etmesi zor. Yabancı kalıyor. Polis için. Var öyle yani bu birinci halka. Yani bu en babalar değil zaten mesela. Dedim ki bundan sonra tekrardan göreve gelen Boris var. Bundan önce de gelen. Yani bu biz 3 aylık dönemi anlattık. 3 aylık dönemi anlattık. Çünkü 3 ay öncesinde Manuşan işin propaganda kısmındaydı. Medine de lojistik kısmındaydı. Ama bu lojistik meselesini de küçümsemeyin yani. Ciddi bir iştir. Ondan sonra dolayısıyla yani bu yüz küsürün kaçı sayılabilir onu ben de kestiremiyorum. Peki Yahudiler de kendi milletinden insanlar için mesela Manuşyan, Dikran diyorsunuz, Çakıyan. Evet. Çok insan, Yahudilerin de böyle kendi militanları içinde yazdıkları yani direnişle Yahudiler diye kitaplar var falan ama yani şimdi uzman olmadığım bir alana girmeyeyim. Yani bu Manuşyan meselesi biraz önce dediğim gibi 1985'te mülteciyken ona şahit olduğum için bir öyle bir okumuştum. Sonra burada kitap çıkacağı zaman Ağustos'tan benden bir yazı istemişler. Hatta bu kitabın çıkışından önce buraya arkadaşlara takdim ederken hangisi çeşitli kitaplar var nedir diye vesaire falan. Yoksa yani Fransız Direniş Hareketi benim uzmanlık alanım değildir ki. Ama yani tabii ki var. Tabii ki var ama şöyle bir durum var tabii. Yahudilerin durumunda şöyle bir zorluk vardı. Yani işte toplayıp götürüyorlar onları da. Ama dediğim gibi makide vesaire falan. Yani arkadaşlar bir de çıkıyor bizim. Benzer olarak bu hani Manuşyan işte ekibinde de var Yahudiler. Hem yani evet işte bu Rayman öyle. Rayman Yahudi. Rayman Yahudi. Bu anlamda yani. Yani Rayman Yahudi. Yahudilerin esas direnişi tabii şey, Varşova direnişidir. Müthiş bir şeydir. Müthiş bir şeydir. Varşova direnişinde okulan kitap nedir biliyor musunuz? Bestseller olan kitap. Musa Dağı'nda 40 gün. Tarih böyle bir hikayedir. Yani bizim Musa Dağı var ya, 1915'te Ermenilerin direndiği, onu onu okuyorlar. Çünkü direnirsek ayakta kalabiliriz diye. Nereden nereye? Hiç bilgisi var mı? Onu bilemiyorum. O da ayrı hikaye. Yani demek öyle bir şey. Şeyi unutmayalım biliyorsunuz. Yani şimdi bize Yahudilere de korkak yavru derler. İsrail'i kuranlar silme teröristtir. Yani resmi o zamanki literatüre göre tarihi adları Goldemeyer'den tut aklına gelecek herkese kadar teröristtir. Ve
Yani doğru yaptılar anlamında demiyorum ama orayı bilek gücüyle almışlar. Öyle başlangıçta emperyalizmin yardımı falan değil. Söke söke aldılar. İngilizlerle çarpışarak aldılar. Onun için yani tabii ki bu kadar 6 milyon insan tabii ki yani büyük bir umutsuzlukla gittiler ama direnenler de oldu. Ama o kadar kolay bir şey değil. Evet. Dolayısıyla Diyarbakırlılar İkram Bozkırıcı'nın sayesinde İspanya İç Savaşı'na katılmış oldular. Sorun çıkarabiliriz böyle. Berlin'de bir Marx Engels'in heykelinin olduğu bir park var. Bu parkta 3 tane Türkiye'linin de İspanya İç Savaşı'na gidenler arasında resmi var. Ama milliyet olarak bir şey belirtilmiyor ama Türk isimleri. Evet ama şimdi Avrupa'dan gitmiş olabilir. Yani daha doğrusu Avrupa'dan gitmiş olabilir. Bizim buralı olup da oraya gitmiş olarak değil de yani bir tür oradan Türk ismi Bulgaristan'dan da olabilir. Yani şimdi bu Türk ismi dediğin şey onu tam olarak bilemiyoruz. Yugoslavya'dan da olabilir. Orada da Türk ismiyle olan insanlar var. Onu biliyoruz ama tespit edilmiş olan İspanya İç Savaşı'nda olursak yani biz de merak ediyoruz yani. Bir tane Franco destekçisi varmış galiba buradan gidenler ama onu bir arşiv çalışması değil de Google'da arayıp görmüştüm bir gün. Sanırım buradan bir Türk gitmiş orada Franco Cunlara şaşırtmıyor. Makul bu, doğru. Makul olan olur yani. O andaki rejimle bizdeki rejim arasında farkı düşünürsen makuldür yani. Yani 38-37'de Dersim katliamının olduğu yıllar olduğuna göre yani buradan ihraç edeceğimiz insan ancak Franco'ya gidiyor. Yani. Evet. Kapaca peki bu kızraf işte 10 tane şey var, fotoğrafta isim var. Onun özel bir anlamı var mı? Var, filmde söyledi size. Ya temsil kabiliyeti olan seçiniz aradan diyor. Anladım. Bir de seçin diye çekeceksin çünkü teknik olarak oraya yani daha fazla insan koyarsanız o zaman küçülebilir. Bu çirkin mahlukatın Fransız olmayan bu iğrenç yabancıların fotoğrafı belli olmaz. Karışır diye. İyice çıksın diye. Ondan sonra yoksa özel olarak seçilecek bir şey değil. Ama İspanyollar da var tabii çünkü çok İspanyollar İspanya Savaşı'ndan sonra Fransa'ya geldi. Özellikle Toulouse falan civarına onlar yerleşti. Yani onlar da tabii işte kendi iç savaş hesabını orada vermeye çalıştılar. Tabii diyeceksiniz ki işte savaşın neredeyse bitimine doğru olan bir hikaye ne kadar anlamlı ne kadar anlamlı değil. Onun film içinde dedi ki İşte düzenli savaş komutan, işte disiplin veren gerekir diye. Ama bunu propagandif olarak, Fransız komut varsa yani bu direnişin bu şekilde olması askeri olarak makul müydü, değil miydi? O başka bir tartışma konusu. Ama bir korkusal bir şöyle bir şey demek lazım. Çünkü eskiden Naziler aslında kendi elbiseleriyle rahat rahat Paris'te dolaşıyorlardı, kafelere gidiyorlardı, oturuyorlardı, işte kadınlarla işte eğleniyorlardı vesaire falan diyelim ki. Fakat bu direnişten sonra sivil elbise de sokağa çıkmaya başladılar, dolaşmaya başladılar. Dolayısıyla gerçekten Nazilerde bir korku saldı, nereden neyin çıkacağı belli değil. Burada bir sahne de belli, bazı sahnelerde tek tek öldürüyor mesela Rayman diyelim ki. Genellikle o bomba sahnesi olduğu gibi, o gibi teknik olarak oralara girmek istemedim yani şey değil artık yani 3 kişi gidiyorlar işi garantiye almak için. Çünkü kazara birimiz kaçırırsak yani bizi görebilir yani birimizi fark ederse ondan mutlaka öldürülmesi lazım. Onun için garantiye almak için 3 kişi ile gidiliyor yani birinden kaçarsa ötekinden kaçarsa birikinden diye 3 kişiyle bu hareketi yapıyorlar. Bu da tabii bir taraftan da görülme riski ama yani onu gözü alıyorlar. Hocam. O direniş, buyurun.
direniş yapılmasaydı diye görüş belirten kimse var mı? Yok, hayır. Çünkü yani öyle bir şey tartışılmadı. Yani kimisi düzenli güç falan diyor orada falan diye. Makine zaten dediğim gibi böyle bir şey var. Ama o ne kadar ciddi anlamıdır. Sömürgeler de var. İşte daha propagandif falan De Gaulle'un şeyi o zamanında bekliyor falan. Ama tabii ki 42'den 43'ten sonra zaten bir anlamda daha geniş bir yaygın örgütlenmeye gidildi ve dikkat ederseniz savaşın bitiminde Dominique Lapierre ve Larry Constance'dan bu Paris Yanıyor mu diye bir kitabı vardır. O belgesel çok ilginç bir şeydir. Savaşın bitiminde gerçekten Paris'te Almanlar çekilirken ciddi bir güç, partizan gücü ortaya çıktı. Yani 42 ile 44 arasında Fransız Komünist Partisi bayağı güçlendi ve zaten 46'da hükümete girdiler. Maurice Thorez başbakan yardımcısı oldu. Yani o bir güç gösterisiyle oldu. Ve tabii ki bu yani birçok şey iç içe olduğu için benim de atladığım şeyler oluyor. Bazen önüme böyle bir kağıt koyayım diyorum ama bu sefer de gözlüğü takmak gerekiyor. Onu da beceremiyorum. Alışık değilim. Başka bir şey daha var. Çünkü Londra'yla baba senin için sıfırdan başlıyorsun en sonunda. Ben hatta güçletine geldim ben. Ondan sonra yani derin hazırmış abi işte. Londra'yla yani De Gaulle'la komünistler arasında bir tarafta direniş rekabeti var tabii ki. Yani kim esaslı direniyor? Kim daha fazla direniyor? Ve sonrası içinde önce bir koalisyon hükümeti kuruluyor. Çok kısa sürüyor tabii ondan sonra Soğuk Savaş'la birlikte iş tekrardan tersine dönüyor. Ama başbakan yardımcısı, Maurice Thorez'in başbakan yardımcısı, yani diyebiliriz ki 36 dahil olmak üzere Komünist Partisi'nin en güçlü olduğu savaş sonrasıdır. İkinci savaş sonrası. Birinci savaş sonrasında yok. Dolayısıyla bu rekabetle birlikte, işte bu rekabetin bir yönü de bu tabii ki. Yani prestij kazandıran Fransız Komünist Partisi'ne prestij kazandıran da biraz da bu Kızılafiş. Başta söylediği gibi de bu konudaki en büyük yardımcısı Naziler. Çünkü bir anlamda komünistlerin bu reklamına en fazla hizmet onlar ettiler. Yani sessizce öldürseler mesela Toulon'daki kimse fark etmeyecek ki Paris'te işte böyle bir direniş varmış da orada insanlar bilmem ne olmuş diye. Ama bunu afişler her tarafa yayılınca hani şuyu vukundan beter derler ya, ondan sonra katmerli bir şekilde yaygınlaşıyor ve büyük bir prestij kazandırıyor. İtalya'da da benzer bir şey var ama orada afiş olmadığı halde komünistler orada da hızla güçleniyorlar. Aslında direniş insan örgütleme ve büyüme, aynı zamanda Nazilerin buralarda çok ciddi miktarda güç bulundurma zorunda bırakıyor onları. Evet, dolayısıyla işte, Sovyet cephesi rahatlıyor. Evet ama İtalya'daki yani, şey daha farklı buradakiler. Buradakinden daha farklı şöyle çıkıyor. Yani İtalyan faşizmi ile Nazizm arasında çok ciddi farklar var. Şimdi onlara girmeyelim. Hiçbir şekilde mesela Alman Komünist Partisi'ni ezdiği gibi, Alman Komünist Partisi'ni Hitler'in ezdiği gibi Mussolini, İtalyan Komünist Partisi'ni ve İtalyan Sosyalist Partisi'ni ezmedi. Yani o da antisemitizm mesela diyelim ki İtalyan Almanların İtalya'da egemenliği kurduktan sonra Mussolini'nin tabiri caizse çukla haline gelmesinden sonra antisemitizm ortaya çıktı. Çünkü İtalyan Faşist Partisi'nde Yahudiler de vardı. İtalyan Faşist'inde antisemitizm yok. Antisemitizm yok. Yani o daha başka türlü bir hikaye diyelim ki. Dolayısıyla orada o kadar büyük bir yıkım, Almanya'dakiler gibi büyük bir yıkım yaşamadılar. Fransa'dakiler Komünist Partisi'nin de dezavantajı da biraz dediğim gibi Hitler-Stalin paktı. Yani iki yıl işgal altındasın ve senin Komünist Partisi'nin işgalci kuvvetlerin dostu konumunda. Avrupa'daki komünist partiler o ittifaktan negatif etkilendiler zaten. Evet. O İtalyan ama partisi İtalya'da, etkilendi. Aslında yok, İtalya şöyle. İtalya zaten için. İtalya kendisi işgal altında olduğu için, kendi işgalinde olduğu için o bir anlamda yırttı. O kategoriye girmedi. Daha az etkiledi. Kanun dışı çünkü. Hayır, İtalyan Komünist Partisi'nin gidip de Roma'ya ya da Mussolini'ye falan biz L'Humanité dergisine legal olarak ya da Avanti'ye, onların dergisine de Avanti'yi legal olarak çıkarabiliriz diye sorma hakkı yoksa da yani imanı gerilmiş vaziyette.
Öyle bir şansı yok. Dolayısıyla ötekinin konumunda değildi. Ötekinin konumunda değildi. Ben bir şey sormak istiyorum. Bilmediğim yerden sormalı. Yani sizden umudum var sizden bu konuyu diye. Böyle bir şey duydunuz mu? Sovyet, yani Rus ordusundaki Ermeni, Sovyet Ermenisi askerlerin Alman ordusu için Normandiya'ya gönderildi. Yani bu şu, sormak istediğim bu ki bana bütün hikaye enteresan geliyor. Esir düşüyorlar. Ya ölecekler ya da Alman ordusuna katılacaklar ve sanıyorum Taşnak Partisi liderleri tarafından aksi yönde ikna ediliyorlar ve Alman ordusuna katılıp Normandiya'ya. Şimdi aslında tabii biraz önce dediğimiz bu tabii ki Taşnaklarla Ermenistan yanlısı olanlar arasındaki ayrım dedik Fransa'da. Bu tabii devam etti. Yani dedik ki birisinin milli bayramı o, ötekinin milli bayramı o. Yani biri 1918 alıyor, 1920 alıyor. Bu tabii Taşnakları da İkinci Dünya Savaşı'nda bir kısmını, bütün Taşnakları değil. Taşnaklar hep parçalı boşa bir şeydir zaten, o ayrı hikaye. Taşnakların bir kısmı da Sovyetler Birliği yıkılması, çünkü onlar Sovyetti. Çünkü şöyle, Kızıl Ordu onları devirdi çünkü. Onlar da kendi açısından öyle düşünüyor. Onlar bizi devirdi, biz de onları devirelim diye. Dolayısıyla Nazilerle işbirliği yapan Ermeniler de var, Müslümanlar da var. Bu konuda işte hatta kitaplar var, Türkçe'de çıkmış olan, yani İslam, Nazizm'de işbirliği yapan İslamlar üzerine, İslamcılar üzerine, İslam ve Nazizm diye. Ondan sonra, ama bunlar ciddi miktarda şey değil. Ciddi miktarda değil. Ama var. Ama dediğim gibi şeyler de var. İşte bu biraz önce söylediğim Alman faaliyeti yürütülükte propagandayla kazandıkları Ermeni askerler de var. Yani adam Ermeni asker Hitler'in ordusunda Paris'e geliyor, ikna ediliyor ve saf değiştiriyor falan. Ama kaç tane? Kaç tane asker vardı? Yani saf değiştirip direnişlere katılıyor. Tabii işte bu dediğim arkadaşın konuşma sırasında müdahale ettiğim şey hikayesinde yani propaganda faaliyeti yaparken o propaganda faaliyetini doğrudan doğruya Almanlara karşı yapamıyorlar. Sen Ermeniysen, yani özellikle bu şeyde Ermenistan'a yardım şeyinden Komünist Partisi'yle ilişkisi olanlar, Ermeniler, onlar oradaki Ermeni askerlerine propaganda yapıyorlar. Manyak mısın, deli misin, ne yapıyorsun falan diye. Çok politik olmadı ama dediğim daha güzel psikolojik olur. Oh, aydınlandım ya. Evet. Müsaade. Eyvallah. Konuşmak için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Durum vaziyetimiz budur tabi yani. Maruşan'ın işte kültürel faaliyetleri, şair, çok büyük şair falan. Onlar tartışmalı şeyler tabi ne kadar edebiyatlı ama genellikle şiirle bir yakınlığı var. O okumayla, okumayla, şiirle sürekli bir yakınlığı var. Ve kendi çevresinde çeşitli edebiyat dergileri çıkarıyor. Ermenice edebiyat dergileri çıkarıyor. İlginç. Merakları da olan bir insan. Zangu diye bir dergileri var. O dergide özellikle bu İspanya haberlerinde falan özellikle yer veriyor. Yani bu Ermenistan Yardım Komitesi'nde çalışırken edebiyat faaliyeti sürekli devam ediyor. Yani aslında şunu söyleyebiliriz, şartlar normal giderse böyle bir adam ortaya çıkmazdı. Tabii ki Boris de eğer baş etseydi, merkezden gelen emre, o da gene propaganda kesimde kalacaktı. Ve böyle bir şeyin içine girmek bir umut. Kendisinin aday olduğu bir şey değil. Çünkü öyle bir askeri bir şey yok. Savaş sırasında sadece başlangıçta bir askerlik şeyine gidiyor. Yani savaşa alındığı zaman bunlar gönüllü oluyorlar 39'da. Orduya alınırken hani vatandaş oluruz diye, askerlik yaparız diye. Hatta acemi ellere kültür fizik yaptırmak görev veriyorlar. Bakıyorlar ki bu spordan alıyor, spor çocuk falan diye. Ondan sonra çok kısa bir süre öyle bir hikaye oldu. Ondan sonra Alman ordusu galip gelince zaten. Dolayısıyla bunlar da dönüyorlar. Köşkü dönüyorlar. Yani askerlik macerası
Çok, dolayısıyla gördüğünüz gibi bu şey doğru yani. Silah atmayı falan beceremediği için de askerlik, ciddi bir askerlik yaptığınızda iyi kötü aslında. Herhalde yüzmeden başka bir şeyden anlamayan Rayman'dan, o genç çocuktan daha iyi silah atmasını bilmeniz gerekir. Öyle bir şey olmadığı için de işte gidiyor eğitim yapıyor bir taraftan. Durum vaziyetimiz bundan ibarettir. Zor varsa bir iki şey daha çıkarırım ama zor olmadı. Bir bardak su bile verir. Şu var mı? O benim değil. İkinci geç bardak belli oluyor. Yani. İkinci bardak daha şey yok. Yok. Yani. Kaliteli olacak. O da zayıf. O da iyi. Abi götürür mü olur? Sana güvenmem. Tamam. Tamam. O halde bravo. Evet. Sıra bir kez.